İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere Java'da metotlardan bahsedeceğim. Fonksiyonlar eski adıyla veya prosedürler. Çok önemli bir konudur. Çok aktif ve çok yoğun kullanacağınız bir konudur. Yazılım yaparken hiç vazgeçmeyeceğiniz ve sürekli kullanmak zorunda olduğunuz bir konudur hatta. Evet, hemen örnek yapalım metotlara. Daha sonra proje yaptığımız zaman o projelerde de çok yoğun kullandığımızı bu metotları göreceksiniz. Neler yapalım? Mesela bir dizim var arkadaşlar. Buradan başlayayım. Bir dizim var. 5 elemanlı bir dizim olsun. Ben bir metot yazıyorum. Bu metot diziyi ekrana yan yana print etsin. Böyle bir metot olsun. Metodun adını da dizi yaz diyorum. Dizi yaz. Böyle bir metot yaptım. Açtım parantez. Bunun içerisine de benim bu dizimi gönderdim. Print etsin diye. Bu diziyi yaz dedim. Böyle bir metot oluşturacağım şimdi. Bastım. Create metot dizi yaz. In ana class. Yes. Evet. Şimdi geldi bakın bana bunun altına bu main parantezinin bittiği yerden sonra bu metot gibi bir metot daha açtı bakın. Public static void yaptı. Bunun farklarını anlatacağım. Ve buraya geldi dizi diye bir şeyi de tanımladı. Geliyorum buraya. Diyorum ki for i eşit dizinin uzunluğuna kadar. Diziyi gönderdim oraya. Dizinin uzunluğuna kadar git. Ve cout dizinin ininci elemanını buraya yaz. Hani birbirine yapıştırmaması için de. Hatta bunu printer formatıyla yazdırayım. Buraya geleyim. Dizinin en ince elemanını yaz dedim. Buraya %D koyayım. Böyle beşlik yer ayırsın her birine de. Bakın ben burada dizi yaz diyorum. Artık ben programımın neresinde, bu klasımın neresinde dizi yaz dersen bana gidecek. İçine de dizi yazmam lazım. Bu diziyi yazıp getirecek karşıma. Bakın geldi buraya yazdı. Buradan bir metot oluşturmuş oldum arkadaşlar. Ve bir metot daha yazayım. Bu metot da bana dizinin toplamını veren bir metot olsun. Tamam. Integer toplam dediğim zaman gitsin diziyi toplasın gelsin. Diziyi topla olsun adı da. Yine buraya diziyi yollayayım. Diziyi yolladım. Tabi tanımıyorum metodu. Hemen geliyorum. Hani metodu ben gidip yazmamak için bu şekilde hata yapıyorum. Hatayı yaptıktan sonra bana soruyor. Bu bir metot mu diyor. Evet diyorum. O da geliyor o metodu bana tanımlıyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Diğer metodu yaparken bana void demişti. Bu defa int diyor. Neden? Ben çünkü bu sonucu int diye bir değişkene at dedim. Bu bana artık bir değer döndürecek. Diğerinde diziyi yolladım, print ettirdim. Kendime geri bir değer döndürtmedim buraya. Ama şimdi diziyi toplattırıp bir değer döndüreceğim. O yüzden döndüreceğim değer de integer bir değer. Nereden biliyorum? İşte bakın dedim burada integer diye. Zaten buraya double diyemem artık. Double dersen burayı silip bunu yeniden yapmam lazım. Ve burada da bir hata mesajı veriyor. Bakın kızardı. O çünkü o döndürme işlemini yapmadığım için. Mesela return 0 diyeyim o hata gitsin. Bakın o hata gitti. Tabi 0 döndüreceksen bir anlamı yok dizinin. Ben 0 döndürmeyeceğim. Hemen şuraya bir toplam yapıyorum. Toplam eşittir 0 olsun. Tabi bunu tanımlayayım. Metodun içindeyim arkadaşlar. Metot yine bakın diğeri gibi. Main metot bittikten sonra açıldı. Bunun altta veya üstte olması fark etmez. Bunu buradan silip bunun altına alabilirim komple. Bir şey değişmez. Buraya geliyorum. For çevrimine giriyorum. Dizinin sonuna kadar gitsin. Ve toplam eşittir. Böyle daha pratik yazalım. Toplam artı eşittir. Dizinin ininci elemanı diyelim. Şimdi bu diziyi toplama işlemi yaptı şimdi. Diziyi toplayacak. Bana getirecek burada. Burada ben de print edeyim. Burada toplam pardon. Yani toplamı yaz dedim. Buradaki toplamı eşittir dedim. Diziyi topla. Bu metodu çağır dedim. Bu metoya bir dizi gönderdim. O diziyi o metot aldı, topladı. Bana return olarak da pardon burada hata yapmışım. Return olarak da toplamı gönderecek. Bana toplamı geriye gönder dedim. Ve o toplamı da burada aldım. Buradaki toplamla buradaki toplam arasında bir ilişki yok. Bakın arkadaşlar. Ben aynı değeri gönderiyorum. Aynı veriyi alıyor. Ama burada adlarını değiştireyim kafa karışmasın. Buradakine TPL diyeyim. Bakın bunlar tanımadı gördünüz değil mi? Buradan da TPL'yi yollayayım. Tamam. Buradan TPL'yi yolladım. O TPL'yi burada toplamın içine aldı. Ve o toplamı bana print edecek. Kaç olarak print edecek? Şu toplamı bana verecek. Kaç? 10, 14, 19, 26. 26 olarak geldi bunu yapıştırıp verdi. Gördünüz mü? Hiç güzel olmadı. O zaman ben geleyim şu prosedürüme. Şu prosedürümde. İş bittikten sonra pardon şu print prosedürüme geleyim. İşlem bittikten sonra bir şey koyayım alta geçsin. Printlen koyayım alta geçsin. Run ettim. Evet 26 olarak geldi buraya bana yazdı. Bu şekilde bunu yazdırmış oldum arkadaşlar. Peki başka ne yazabilirim? Mesela bir başka bir şey yapayım. Bu tamam arkadaşlar. Bunu anlatmış oldum. Bu bunlarla ilgili farklı bir konu daha anlatayım size. Metotlarla ilgili yine. Bu kez de şöyle bir metot yazalım.
Metot iki sayıyı toplam olsun. Tamam arkadaşlar. Hatta string gönderirsek string'i toplasın. Double gönderirsek double'ı toplasın. Ne gönderirsek onu toplasın. Toplamı bize göndersin. Şimdi integer eşittir sayı. Integer sayı eşittir. Topla dedim. Toplama topla diyelim. Değişkenleri topla diyelim. Değişkenleri topla. Değişkenleri topla diye bir metot oluşturdum. Bu metodun içerisine iki tane sayı göndereyim. Tamam. Buradan değişken tanımlayıp onları da gönderebilirdim. Bunları toplayacak bana 9 olarak bu sayıyı verecek. Veyahut sayı. 9 olarak bunu yazacak. Üst tarafı kaldırıyorum artık. Yorum satırın içerisine aldım. Şimdi tabii değişkenleri toplayı bilmiyor. Soracak bize değişkenleri topla neyi? Create metot değişkenleri topla. Değişkenleri topla diye bir metot oluşturdum. Bakın bu metodun int diye bir return'ı var. i1, i2, i ve i1 diye gönderdi bana bunları. Ben onları 4, 5 deyince o i ve i1 olarak gönderdi. Ben şimdi toplamı göndereyim buraya. Return i artı i1. Run ediyorum. 9 olarak bana sonucu verdi. Gördüğünüz gibi. Peki ben bununla bir de double'ları da ben bu yöntemle toplamak istiyorum. Double sayı 2 dbl diyeyim. Double dbl eşittir. Değişkenleri topla. Tamam mı arkadaşlar? 3.15 virgül 2 nokta 3 nokta 75. Kapattık. Gelelim bakalım bana bu prosedürü. Create metot değişkenleri topla. Bakın yeniden bana ya diyor git değişkenleri topla prosedürünü double'a çevir veya diyor bir yeni metot oluştur. Yeni metot oluştur dedim. Bakın şimdi yeni bir metot oluşturdu. Dikkat edin. Aynı isimle. Evet. Burasının double olmasını istiyorum. Ben çünkü toplatacağım. Buranın double olmasını istiyorum. Ben double diye bir değişken oluşturdum. Tamam. Ve return v demiş. Artı v1. Bunları toplattım. Ve şuraya gelip bunları yazdıracağım. Double'ı yazdım. Bakın. Buraya dikkat edin arkadaş. İki tane prosedürüm var. İki tane metodum var. Metotlarımın adı tamamen aynı. Aynı isimde iki metot tanımladım. Birisi integer sayıları topluyor, birisi double sayıları topluyor. Peki hangi metoda gitmesi gerektiğini nereden anlıyor? Verdiğim değişkenlerden anlıyor. Ben buraya double nokta verirsem oraya gider. Öbürünü verirsem buraya gider. Yani integer verirsem oraya gider. Hatta buraya string de yapabilir miyim? Yaparım. Bir de string yapayım. Sonuçta bana string olarak dönsün. String str eşittir. Değişkenleri topla. Değişkenleri toplaya geldim. Buraya bana merhaba virgül Hasan. Bunları gitsin toplasın getirsin bana. Hasan merhaba diye yazsın hatta. Veya merhaba Hasan diye getirsin. Ben sonra geleyim buraya. Veyahut str diye yazdırayım. Şimdi şuraya geliyorum. Bakın dedi ki create metot değişkenleri topla. Değişkenleri topla metodunu oluşturdum. Geldim buraya return dedim. Bana burada merhabayla yani merhaba stringiyle stringin adını merhaba koymuş. Merhaba stringiyle gel buraya bir de boşluk ver. Sonra Hasan stringini birleştir gönder. Hatta ben buradan gönderirken şöyle şurayı değiştireyim tekrar. Selam diyeyim. Oradaki değişkenle bu karışmasın diye. Selam Ahmet diyeyim. O bana Selam Ahmet diye ekrana getirsin. Yeni değişkenim benim str değişkenim Selam boşluk Ahmet olarak gelsin. Toplasın yani. Bakın Selam boşluk Ahmet diye str eşittir bu diye geldi. Adı ne? Değişkenleri topla. Adı ne? Değişkenleri topla. Adı ne? Değişkenleri topla. Aynı prosedürü 3 defa yaptım. Aslında biz bunu hep yapıyoruz. System print out elen şunu yazdığımız zaman bak system out print elen biz buraya string gönderirsek string yazıyor. Ne göndersek onu yazıyor. Demiyor ki sen bana şunu göndereceksin ben bunu hepsini gönderebilirsin diyor. İşte o prosedürün temel mantığı budur arkadaşlar. Bu şekilde aynı isimde metotlar oluşturabiliriz. Çok mu ihtiyaç var buna? Allah'ım. Ben normal yazılımımda pek kullanmıyorum bu tip şeyleri. Genelde ayrı isimlerle yapıyorum. Alışkanlık belki de. Ama bu şekilde de çok rahatlıkla bunlar kullanılabilir. Ve bence çok da güzel bir özelliği Java'nın. Evet arkadaşlar, metotlarla ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Metotlar konusu gerçekten önemli bir konu. İleride proje yaptığımız dönemlerde bunları çok detaylı kullanacağız. Çok daha detaylı belki anlatacağız. Ama temel olarak iki tipi var. Bir tanesi geri döndürmeyen veri, ikincisi geri döndüren. Şu return'ı unuttuğunuz için buralar şurası kızarır. Bundan dolayı niye bu kızarıyor, bu hata niye gitmiyor diye çok zaman harcarsınız. İşte o zaman düşünün return'ı unutmuşsunuzdur. Bu return burada olmak zorunda. Çünkü siz diyorsunuz ki bakın ben int diye bir değer döndüreceğim. Ne döndüreceksin? Nerede o değer? İşte burada. Return et onu. Dönder o değeri. Peki dönderince ne yapacaksın? Attın bu değeri işte buradan kapıyorsun o değeri. İşte şurada geliyorsun. Bakın double dbl'ye o değeri ata diyorsun. O gönderdiğin değeri buraya al diyorsun. Dolayısıyla bu kısım çok önemli. Eğer bir değer göndermeyeceksen yani şöyle bir durumsa void ise değer göndermeyeceğim demek. O zaman return olmaz. Bu bir gelecek bir iş yapacak o kadar. Bir sürü iş yapabilir. Yani bir değer göndermek zorunda değil. Evet. Bugünlük dersi burada bitiriyorum. Umarım anlaşılmıştır.
Metotlar konusu aslında uzun bir konu, detaylı bir konu, önemli bir konu. Ben bir özet geçtim ama bu özette yeterli olduğunu düşünüyorum. Bununla artık metotları kullanabileceğinizi düşünüyorum. Sizlere iyi günler diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.